Bu gördükleriniz bir molekülün Lewis yapısını çizerken kullanacağımız adımlar. Başlangıç olarak silikon tetraflorürün Lewis yapısını çizmek istiyoruz diyelim. Yapmamız gereken ilk şey Lewis yapısına eklememiz gereken toplam değerlik elektron sayısını bulmak. Aslında bunun için periyodik tablodan yararlanabiliriz. Buradaki periyodik tablo bildiğiniz periyodik tablonun biraz değiştirilmiş hali. Gördüğünüz gibi D bloğunu ortadan kaldırdım. Böylece Lewis yapısında kullanacağımız elementlere çok daha rahat ve dikkatli bir şekilde bakabileceğiz. Aynı zamanda grup numarasıyla değerlik elektron sayısı arasındaki ilişkiyi daha rahat bir şekilde görebileceğiz. Örneğin ilk gruptaki elementlere bakalım. Hidrojen, lityum, sodyum gibi elementlere. Gördüğünüz gibi bu gruptaki elementlerin tek bir değerlik elektronu var. Demek ki grup numarası o elementin kaç tane değerlik elektronu olduğunu gösteriyor. Örneğin hidrojenin bir tane değerlik elektronu varmış. Elementleri bir de bulundukları periyodik bakımdan değerlendirebiliriz. Hidrojen birinci periyotta. Başka bir deyişle de ilk enerji seviyesinde. Hatırlamamız gerekirse periyotlar periyodik tabloda yatay olarak ilerleyerek gösterdiğimiz bölümlerdi. Hidrojen birinci grupta yani tek değerlik elektronu var. Helyumun da birinci enerji seviyesinde ve de iki tane değerlik elektronu olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilk enerji seviyesine en fazla iki elektron yerleştirebiliyoruz anlamına geliyor. Evet, buraya dikkat çekmek istedim. Çünkü bu durum Lewis yapısını çizerken işimize yarayacak. Örneğin, hidrojeni çizerken etrafına her zaman iki tane elektron ya da bir tane kovalent bağ yerleştireceğiz. İkinci periyoda geçtiğimiz zaman, Burası bildiğiniz gibi ikinci periyot. Lityumun bir değerli katonu, berilyumun 2, borun 3, karbonun 4, azotun 5, oksijenin 6, florun 7 ve neonun 8 değerlik elektronu olduğunu söyleyebiliriz. İkinci enerji seviyesinde daha çok orbitalimiz olduğu için daha çok elektron yerleştirebilme şansımız var. Ama tabii ki en fazla 8 elektron yerleştirebiliyoruz. Dolayısıyla bu da oktet kuralını aklınıza getirmiş olmalı. Aslında karbon, azot, oksijen, flor gibi elementlerin Lewis yapısını çizerken bu kuralı biliyor olmak oldukça işimize yarar. Diğer yandan ikinci periyottaki bazı elementlerin 8 elektronu tamamlamaması da oldukça olağan. Mesela bor bu sınıfa giriyor. Ancak bu elementlerin 8 elektrondan fazlasını alma şansları yok. Bu yüzden eğer ikinci periyottaki bir atomdan bahsediyorsak, çizdiğimiz Lewis yapılarını kontrol edip, 8 elektronu aşmadığımızdan emin olmamız gerekiyor. Üçüncü periyotta ise daha fazla sayıda orbitale ulaşmış olacağız. İlk enerji seviyesinde sadece S orbitali vardı. İkinci enerji seviyesine geçince hem S hem P orbitallerine ulaşmıştık. Üçüncü enerji seviyesinde ise hem S hem P hem de d orbitalleri var demiştik. Başka bir deyişle orbitallere 8 elektrondan fazlasını yerleştirebilme şansımız var. Demek ki 3. periyottan itibaren oktet kuralını bozarak orbitallere 8 elektrondan fazlasını yerleştirme imkanımız bulunuyor. Hatta bu videoda bu duruma birkaç örnek de vereceğiz. Şimdi konumumuza geri dönelim. Elimizde molekül silikon tetraflorür. Bu moleküldeki toplam değerlik elektron sayısını bulmak için öncelikle bu elementlerin periyodik tablodaki yerlerine bakmamız gerekiyor. Silikon işte burada, dördüncü grupta. Bir silikon atomunun dört tane değerlik elektronu olduğunu buradan anlıyoruz. Flor ise yedinci grupta. Dolayısıyla her bir flor atomunun yedi tane değerlik elektronu olmalı. Elimizde dört tane flor olduğuna göre yedi çarpı dörtten flowlar için 28 tane değerlik elektronu sayabiliriz. O zaman moleküllerin toplam değerlik elektron sayısı 28 artı 4 yani 32 olacak. Dolayısıyla Lewis yapısını çizerken kullanmamız gereken elektron sayısı 32. Bunu bulduk. O zaman bir sonraki adıma geçebiliriz. Ama öncelikle sıradaki adımın ne olduğuna bir bakalım. İlk yaptığımız şey Lewis yapısında kullanacağımız elektron sayısını bulmaktı. Molekülün yükü olmadığına göre birinci adımın gerisinin bu molekül için bir önemi yok. Evet. Artık ikinci adıma geçebiliriz. Bu adımda merkez atomun hangisi olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Bunu yapmanın yolu da en az elektronegatif olan atomu seçmek. Sonrasında da bağları yerleştirmek. Bu örnekte elimizde olan atomlar silikon ve flor. Bu elementlerin periyodik tablodaki yerlerine bir kez daha bakalım. Flor burada flor en elektronegatif element olduğuna göre silikon tetraflorür için silikon atomunu Lewis yapısının merkezine koymamız gerekiyor. Sonuçta flor silikondan daha elektronegatif. Hadi silikonla başlayalım. Bildiğiniz gibi silikon 4 flora bağlı olması gerekiyor. Florları da aynı bu şekilde gösterebiliriz. Bu çizdiklerimizin de kovalent bağlar olduğunu ve her bağın bir çift elektron içerdiğini de hatırlıyor olmalısın. O zaman burada 2, burada da 2, toplamda 4, 6 ve 8. Yani Lewis yapısına şu ana kadar toplamda 8 tane değerlik elektronu yerleştirmişiz. Ama bildiğiniz gibi 32 tane yerleştirmemiz gerekiyordu. 32 eksi 8, 24'e eşit olduğuna göre 24 tane daha yerleştirmemiz lazım. Bunu da bulduktan sonra izlememiz gereken adımlara bir kez daha göz atalım. Bu şekilde nerede olduğumuzu kontrol edebiliriz. Merkez atomunu seçtik, bağları da çizdik. Hatta yerleştirdiğimiz elektron sayısını ilk adımda bulduğumuz toplam değerlik elektron sayısından çıkararak artan elektron sayısını da bulduk. O zaman artık üçüncü adıma geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bu adımda artan yani geriye kalan elektronları uç atomlara yerleştirmemiz gerekiyor. Tabii bu durumda uç atomlar olarak flordan bahsediyorum. Bunu Lewis yapısına bakarak zaten kolayca görebilirsiniz. Florlar uç atomlar olduğuna göre onlara elektron vermemiz gerekiyor. Peki kaç tane elektron verebiliriz? Periyodik tabloya baktığımızda florun ikinci periyotta olduğunu görürüz. Demek ki flor oktet kuralına uymak yani oktetini tamamlamak isteyecek. Her flor atomunun 8 elektronla çevrelenmiş olması gerekiyor. Florların şu anda ikişer tane elektronu var. O zaman hepsine 6'şer tane daha eklemek gerekiyor. Aynen bu şekilde. Her bir flor 6 elektron daha alıyor. Her flora 6 tane değerlik elektronu verdiğimize ve elimizde 4 flor olduğuna göre 24 elektron daha yerleştirmiş oluyoruz. Gereken bütün elektronları yerleştirmiş olduk. Dolayısıyla bu yaptığımızın son Lewis yapısı olması gerekiyor. Yani bu molekül için dördüncü adama geçmemize gerek bile yok. Başlamak için oldukça kolay bir molekül seçmişiz. Şimdi işi biraz daha zorlaştıralım. Mesela CH2O'ya yani formaldehite bakalım. Adımlarımıza yeniden bakalım. İlk yapmamız gereken şey toplam değerlik elektron sayısını bulmak. Yukarıdaki periyodik tabloda karbonu, hidrojeni ve oksijeni bulmamız gerekiyor. Karbon tam burada, dördüncü grupta. Bu yüzden dört değerlik elektronu var. Hidrojen bildiğiniz gibi birinci grupta. Yani onun tek bir değerlik elektronu var. Oksijen ise altıncı grupta olduğu için altı değerlik elektronu var. Bunları toplarsak Lewis yapısında kaç tane elektrona ihtiyacımız olduğunu bulabiliriz. Elimizde bir tane karbon atomu olduğuna göre 4 değerlik elektronu olmalı. Her bir hidrojenin bir değerlik elektronu var. Ama 2 tane hidrojen olduğuna göre toplamda 2 değerlik elektronu olacak. Oksijenin de 6 tane değerlik elektronu var. Elimizde de zaten tek bir oksijen var. Demek ki 6 artı 4 artı 2 Toplamda 12 tane değerlik elektronumuz var. Yani Lewis yapısına 12 tane değerlik elektronu yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi kurallara geri dönelim ve bir sonraki adımda ne olduğunu görelim. Toplam değerlik elektron sayısını zaten bulduk. Yine yükümüz olmadığına göre bu adımın geri kalanını yapmamıza gerek yok. İkinci adım merkez atomunu yani en az elektronegatif olan atomu seçmek. Bu örnekte hidrojen var ama hidrojeni görmezden geliyoruz. Demek ki merkez atom ya oksijen olmalı ya da karbon. O zaman periyodik tabloya bakarak bu iki elementin yaklaşık elektronegatiflik değerlerini karşılaştırabiliriz. Oksijen tabii ki de karbondan daha elektronegatif. Gördüğümüz gibi oksijen florun hemen yanında duruyor. Karbon da tam burada periyodik tabloda elektronegatifliğin nasıl değiştiğini daha önce görmüştük. Oksijen daha elektronegatif olduğuna göre Lewis yapısının merkezinde karbon olmalı. O zaman öncelikle karbonu yerleştiriyoruz. Karbon iki hidrojene ve de bir oksijene bağlı. Şu ana kadar kaç tane değerlik elektronu kullandığımıza da bir göz atalım. 2, 4 ve 6. Toplamda 12 tane değerlik elektronumuz var. Yarısını zaten kullanmışız. Geriye 6 tane kalmış. Şimdi de bir sonraki adıma bakalım. Zaten ikinci adımı yapıyorduk değil mi? O zaman artık üçüncüye geçmemiz gerekiyor. Yani kalan elektronları uç atomlara yerleştireceğiz. Peki sizce uç atomlar hangileri? Çizimimize bakarak uç atomların oksijen ve hidrojen olduğunu söyleyebiliriz. Ama hidrojenlere hiçbir elektron vermeyeceğimizi söylemiştik. Onlar zaten iki elektrona sahip. Öyleyse kalan elektronları da oksijene vermemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken başka bir noktada oksijenin oktet kuralına uyacak yani oktetini tamamlamayı isteyecek olması. Etrafında iki tane elektron olduğuna göre altı tane daha gerekiyor. 2, 4 ve 6. Bu şekilde bütün elektronları da kullanmış olduk. Yani elektronların 12'sini de yerleştirdik. Ama bu Lewis yapısını tamamladık demek olmuyor. Çünkü karbonun da hemen hemen her zaman oktetinin tamamlaması gerekiyor. Bu durumda bir sonraki yani dördüncü adıma geçmemiz gerekiyor. Bu adıma göre eğer merkez atomunun okteti tamamlanmamışsa ki genel olarak tamamlanır, oktet çoklu bağlarla tamamlanır. Şu ana kadar Lewis yapısında neler yaptığımıza ve de bahsettiğim bağlardan oluşturup oluşturamayacağımıza bir bakalım. Örneğin, bu elektron çiftini alıp buraya yerleştirelim. Artık karbonlu oksijenin arasında çift bağ var. Oksijenin de iki tane ortaklanmamış elektron çifti kaldı. Hidrojenler aynı şekilde duruyor. İşte bu formaldehitin doğru Lewis yapısı oldu. Karbonun okteti tamamlanmış durumda. Oksijeninki de aynı şekilde okteti tamamladı. Hidrojenlerse iki elektronla çevrili. Bu da zaten tam da onların istedikleri şey. İşte bu doğru olan Lewis yapısı diyebiliriz. Şimdi burada bir durup size kısaca bazı terimlerden bahsetmek istiyorum. Buradaki elektronlarla karbon ve oksijenin arasında ikili bağ var. Bu elektronlara bu yüzden bağ elektronları diyoruz. Adı üzerinde ba yaptıkları için onlara bağ elektronları demişler. Bu elektronlarsa bağ yapmayan elektronlar, yani ortaklanmamış olanlar. Bunlar Lewis yapılarından bahsederken herkesin sıklıkla kullandığı terimler. Bu nedenle ben de kısaca değinmek istedim. Neyse, konumuza geri dönelim. Burada artık karbonun oktetinin tamamlandığının da tekrar altını çizmek istiyorum. Yani Karbonun çevresinde 2, 4, 6, 8 elektron var. Vaktimiz varken bence bir örnek daha yapalım. Hatta bu sefer bir iyona bakalım. Yani bu sefer bir yük de olsun. Mesela ksenün pentaflorür katyonu. Demek ki periyodik tabloda ksenon ve flora bakmamız gerekiyor. Böylece kaç tane değerlik elektronu ile uğraşmamız gerektiğini bileceğiz. Önce ksenona bakalım. Ksenon tam burada. 8. grupta. Bu durumda 8 değerlik elektronu var. Flor ise 7. grupta. Moleküle bakarak kaç değerlik elektronu gerektiğini hesaplayabiliriz. Bir ksenon atomu olduğuna göre 8 değerlik elektronu var. Elimizde 5 flor var ve her florun 7 değerlik elektronu olması gerekiyor. 7 çarpı 5, 35 tane daha. Toplamda ise 43 tane değerlik elektronumuz var. Ama bu sayı esasen bizim kullanmamız gereken elektron sayısı değil. Çünkü bu molekül bir iyon. Yani burada pozitif bir yük var. Bu da bir elektron kaybettiğimiz anlamına geliyor. Elektronun negatif yüklü olduğunu biliyoruz. Eğer bir negatif yük kaybedecek olursak elimizde pozitif bir yük kalmış olur. Bu bulduğumuz sayıdan bir tane elektron çıkarmalıyız. Yani 43 yerine 42 elektron kullanmamız gerekiyor. Bence kurallara yeniden bakalım ki bu son söylediklerimin nerede yazdığını da görmüş olalım. Toplamda değerlik elektron sayısını bulduk. Elimizde pozitif bir iyon olduğu için bu sayıdan bir elektron çıkardık. Bundan sonraki adım yine merkez atomu bulmak. Yani en az elektronegatif olan atomu. Bildiğiniz gibi flor en elektronegatif element. Bu durumda ksenonu merkeze koymamız gerekiyor. Aynı bu şekilde. Kendimize biraz yer açalım. Evet, elimizde 5 tane florumuz var. Onları da bu şekilde yerleştirebiliriz. Şu ana kadar kaç elektron koymuş olduk? 2, 4, 6, 8 ve 10. 42 tane olması gereken elektron sayısı şu an için 10. Demek ki 32 tane daha göstermemiz gereken elektronumuz var. Ksenonun şimdiden oktet kuralını çiğnemiş durumda olduğunu fark etmişsinizdir. Diğer bir deyişle oktetini aşmış. Ama bunda sorun yok. Kselon periyodik tabloda 3. periyottan da sonra olduğu için son katmanının genişleme yayılma olanağı var. Artık bir sonraki adıma geçebiliriz. O adımı da şöyle bir hatırlayacak olursak kalan elektronları uç atomlara yerleştirmemiz gerekiyordu. Buradaki uç atomlarımız tabii ki florlar. Ayrıca florların oktet kuralına uyması gerektiğini biliyoruz. Şu anda florlar 2 elektrona sahip. Öyleyse her flora 6 elektron daha vermemiz gerekiyor. Onu da işte bu şekilde yapabiliriz. Peki bu şekilde kaç elektron yerleştirmiş olduk? 5 flora 6'şer elektron daha verdiğimize göre 30 tane oldu değil mi? 30 tane daha yerleştirmiş olduk. Başta elimizde 32 tane elektronumuz vardı. Geriye sadece 2 tane kaldı. Bu durumda daha önce karşılaşmamıştık değil mi? Çünkü bu adama geldiğimizde genel olarak elektronumuz kalmıyordu. O zaman kurallara geri dönüp ne yapmamız gerektiğine bir göz atalım. Üçüncü adımdan artan elektronlarımız var. Bu dördüncü adımda olduğumuz anlamına geliyor. Eğer gerekiyorsa ki bu durumda gerekiyor kalan elektronları merkez atoma yerleştirmemiz gerekiyor. Merkez atom oktetini tamamlarsa ya da oktetini aşarsa genellikle işimizi bitirmiş oluyoruz. Bu arada bu videoda formal yüklerden bahsetmeyeceğim onun için ayrı bir video daha hazırladım. Şimdi bu iki elektronu alıp ksenon'a verebiliriz. Aynen bu şekilde. Yani bu şekilde verdiğimiz elektronları göstermemiz gerekiyor. Sonunda bitirdik. Kullanmamız gereken 42 elektronu da kullanmış olduk. Ama eğer isterseniz tekrar sayıp kontrol edebilirsiniz. Çoğu kişi bu yapıyı köşeli parantez içine alıp gösterir. Dışına da pozitif bir yük yerleştirir. İşte bu ksenon pentaflorürün Lewis yapısı. Bir sonraki videolarda Lewis yapısı hakkında daha fazla örnek yapacağız. Böylece bu yapıyı çizerek farklı moleküllerin şekillerinde nasıl bulacağımızı görmüş olacağız.